Sümme hasa. Sümme haşa diyorsunuz. Dillerden çok iyi yakalayabiliyorsunuz. Fakat bugün hangi profesöre söylerseniz söyleyin, jeoloji uzmanlarına veya arkeoloji uzmanlarına bunu kabul etmez. Dil uzmanları da bunu kabul etmezler. Neden? Çünkü onlar bir eğitim almışlar. Bunları okulda görmemişler. Görmedikleri için de onların bu lügatına, onların o kurallarına ters ve aykırı. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Onlar için şey gibi oluyor. Ya çok hayalperestsiniz falan bir şekilde. Evet, ben hayalperestim çünkü ben bir yengeç burcuyum. Hayal ederim. Hayal ederim ama bir şeyi de merkezine çok iyi oturttururum. Şimdi Sümme'yi kim araştırıyor? Kimse araştırmıyor. Bakın Sümme'de sadece ne diyor? Türk Dil Kurumu'nda da Sima diye peki, de geçiyor. Peki Arapça'da karşılığı nedir Sümme'nin? Sümme toplam demek. Bunu toplum desek? Evet. Bakın yani. Deforme olduğunu da düşünürsek, belli bir asimile olduğunu da düşünürsek, bir hani derler ya kelimeler değişiyor bazen. İlk ana kelimeden yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Şimdi, şey gibi pireyi deve yapmak gibi bir şey yani. Şimdi Kenan Bey, siz bizim işte daha önceki sohbetlerimizde Mu dilini de bildiğinizi söylemiştiniz. Evet, Mu dilini biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Evet, ve bunun Mu dili olduğunu biz nereden biliyoruz? Evet, ben Madigar Türgen, benim üstadım Hunza Türklerindendi kendisi. O bana öğretti bunu. Ben aslında normal doğuştan yeteneğimin olduğunu fark etti. Bağlantıları kurmamdan fark etti. Mantık kurmanız. Bağlantı kurma lisanı diye bir şey vardır. Bir şeylere yansıtarak onu toplam bir tevhid. Yani biz tevhid ehliyiz derken şunu tevhid demek, işaretleri toplayan demek. Ortaya koyan. O ortaya koyduğumuz ise mananın ta kendisi. Yani bugün manna diyoruz. Ne? Bunun altın, içinde altın nokta yani. Akıl, sağduyu ve şey gerekiyor değil mi? Bir beceri gerekiyor, bilgi ve birikim bir gerekiyor. Hayal dünyası gerekiyor. Tabii. Peki bunun mu dili olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü diğer dillerden çok farklı. Diğer hiç yeryüzünde şu anki var olan diyelim ki 125 küsur galiba dil var. Benim yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ben de tam olarak bilmiyorum ama sanırım. O dillerden çok farklı. Mesela etna akka maha. İlana mesela. Ben buraya geldim dedim mesela. Ama bu dil yok. Bakın araştırın. Hiçbir yerde duyamazsınız. Bunu ben sadece kendime saklıyorum. Yakın çevremdeki insanlara saklıyorum bu dili. Bu dili bilen yok yani. Yani şu an dünyada bu dili bilen sizden başka bir insan yok mu? Yok, hayır. Hocam biliyordu. Hocamın eğittiği bir arkadaşımız daha var. Şimdi böyle olunca ben bunun doğru dil olduğunu nereden bileceğim? Bilemezsiniz. Gerçekten mi oldu? Bilemezsiniz. Şöyle bilirsiniz doğru olduğunu. Size işaret ettiğim bulguların doğruluğundan anlayabilirsiniz. Ben size mesela derim ki orada bir yazı vardır. O yazıyı ben okurum. Derim ki bakın Akdeniz'in işte şu bölgesinde bir uygarlık daha var derim. Siz gider orada bir araştırma yaparsınız, bir uygarlık bulursunuz, gelirsiniz bana. Geçen gün bir video seyrettim. Ancak bir şekilde ortaya çıkar. Çok ilginçti. Hatta kendi sayfamda da paylaştım. Onu da ben sana gönderirim. Şey yapıyor, çok eski uygarlıkları. Ama içinde tabii Mu yok, Atlantis yok. Ama şey var, işte Akatların, Sümerlerin, işte o dönemleri ilk dillerinin seslendirilişi var. Daha sonra ben göndereyim onu sana. Buna benzer lehçeler var. Yani seslendirmeler var ama o zamanın arkeologlarının araştırmaları üzerine bulunmuş şeyler. Diyorsunuz ki Mu ve daha doğrusu Mu Türkiye'nin de doğusunu içine kapsayan bir alan diyorsunuz. Alandı. Değil mi? Atlantis de aynı şekilde. Çok özür dilerim. Atlantis, Akdeniz'in belirli bir kısmında. Hani Tarsus'ta çok iç kısımlarda böyle gemi şeyleri bulundu. Demirler bulundu. Gemilerin demirlenmesi için hani böyle limanlar bulundu. Ama liman çok iç kısımdaydı. Bu kısım tamamen Kıbrıs Hatay'dan kopmuştur. Hatay'dan kopup bu tarafa geliyor. Ama bu bölge Ege kısmı tamamen Marmara'ya doğru Yunanistan'ı da alıyor. Atina, Adonis,
dediğimiz nokta. Hı-hı. Mesela Adonis ne demektir? Şuradaki kas. Hı-hı. Değil mi? Kas sistemi. Hı-hı. Bir bel kısım. Yani şey, bu bele yakın bir kısımdır. Bizim de üçüncü şakramızı, üçüncü ve dördüncü şakrayı işaret eder. Ata diyoruz mesela. Atlantis, atalar. Hı-hı. Ama Mu'nun devamı Atlantis. Çok ilginçtir. Aynı dönemde yaşamamışlar. Öyle mi? Bunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bu konuda da ikiye bölünen birçok insan var. Aynı dönem değil. Hayır. Mesela alternatif tarih savunan işte arkadaşlarla konuştuğumda kimi aynı dönem yaşamıştır diyor. Kimi aynı dönem yaşamamıştır değil. Diyor. Evet. Kimi birbirinin ardalıdır diyor. Kimi birbirine düşmandır diyor. Arda olabilir evet. Diyor. Devamı olabilir. Bunun doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz lütfen? Şimdi Mu dediğimiz aslında Mu, yani ay topluluğudur aslında. Hı hı. Bugün mesela bütün dini terminolojilerde, mesela bizim İslam'da ay sembolü Mu'dan gelir. O sembol. Hı hı. Ay topluluğu demektir. Ay inancı. Şey duymuştum ben, güneş